Birazdan özel bir konuğumuz olacak. Kendisi hem oyuncu, hem yönetmen, hem yapımcı, hem senarist, hem aktivist efendim. Kimden bahsettiğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Amir Kağan geliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Swagat Amir. Teşekkür ederim. Kia çaltehi. Kesa nasıl gidiyor demek. Her şey yolunda. Türkiye'de bulunmaktan memnunum. Bu son derece sıcak karşılamanızdan dolayı gerçekten çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Amir, gerçekten seni sevmek için birazcık araştırmak yeterli. Ve ben seni biraz daha araştırdım. Çok iyi bir oyuncusun. Çok iyi bir yönetmensin, çok iyi bir yapımcısın ve çok iyi de bir aktivistsin. Teşekkür ederim. Yaptığın çok teşekkür işlerde ederim. Mesaj verirken biliyorsun insanlar mesaj almayı, öğüt dinlemeyi çok sevmezler. Sen öğüdünü verirken, mesajlarını verirken eğlenceli veriyorsun. Ve insanlar çok hoşlanarak seni seyredebiliyorlar ve dinleyebiliyorlar bu öğütlerini. Sanırım başarın en çok burada diye düşünüyorum. Sen neler söylersin? Film yapımcılığını ve hikayenin bir parçası olmayı çok seviyorum. Ve bu son derece güzel bir meslek. Çok şey öğreniyorsunuz, pek çok insanla tanışıyorsunuz. O yüzden işimi çok seviyorum, işimi yapmayı çok seviyorum. Benim işim özünde insanları eğlendirmek, onlara güzel zaman geçirtmek. Bazen de sosyal olarak önemli şeylerden konuşuyoruz. Eğer bunu yapabilirsek çok iyi tabii. Yani evet. Evet, bir programında hatta kızların kürtajıyla alakalı bir programında bu konuya değinmişsin ve insanlar sokaklara dökülmüş. Evet, şey... yaptığım televizyon şovlarında bununla ilgili çok konuyu işledik. Ve 3 sezonluk şovda 24 konuyu işledik. Her bir konumuz insanları derinden etkiledi. Yani Hindistan'ın her tarafından insanlar konularla ilgilendi. Ve bundan öğrendiğim en büyük şey Hindistan'ın değişikliğe hazır olduğu, Hindistan'ın değişiklik istediği. 1,5 milyar insan yaşıyor Hindistan'da. Yani kolay değil bu kadar kalabalığa seslenmek ve dediğim gibi yani mesajlar vererek bir şeyler yapmaya çalışmak. Ve sen Hindistan'ın kemikleşmiş problemleri üzerinde duruyorsun anladığım kadarıyla. İşin çok zor ve bunu da başarıyla yapıyorsun. Seni tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sanırsam yakında yeni bir filmin girecek vizyona ve Türkiye'de de girecek. Evet, bir filmimiz çıkıyor. Secret Superstar. 20 Ekim'de gösterime girecek. Sanırım sizin filminiz de aynı gün izleyici karşısına çıkıyorum. Size de bol şans diliyorum. Evet, biraz sohbet ettik seninle. Evet. 20 Ekim'de beraberce giriyoruz efendim vizyona. Evet. İyi şanslar diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Sevenin çok gördüğün gibi seyircisi de bol olur. Film ne anlatıyor? Bize biraz bahsedebilir misin? Bu 14 yaşındaki genç bir kız hakkındaki bir hikaye. Hayalleri, düşleri, amaçları olan bir kız. Müziği çok seviyor. Ve şarkı söylemek, müzik yapmak konusunda çok tutkulu. Ve rüyasını gerçekleştirmek, bir şarkıcı olmak istiyor. Ama son derece kısıtlı bir ortamda yaşıyor. Hayallerine ulaşabilmek için yeterince özgür değil. Kısaca... Hikayemiz bu güçlü ve pozitif ruhuyla nasıl bütün bu engelleri aşıp başarıya ulaştığını anlatıyor. Evet, yine kız çocuklarıyla alakalı anladığım kadarıyla bir film. Hindistan'da bir yerde okumuştum.
Kızlar evlendirilirken üstüne bir de başlık parası verilirmiş. Aa, evet ya, kadınlar dünyanın her yerinde, farklı ülkelerde, farklı toplumlarda ne yazık ki eşit olanaklara sahip değiller. Bu sadece Hindistan'daki kadınlar için değil, tüm dünya için geçerli. Evet, yani Hindistan'da bu çeyiz geleneği var. Ve yüzyıllar öncesinden kalma diyebilirim. Ama hala uygulanıyor. Evlenirken kız tarafı başlık parası ya da çeyiz parası veriyor. Sanırım Türkiye'de de erkek tarafı başlık parası ödüyor. Yanlış bilmiyorsam. Evet, bazı yörelerde devam eden bir adettir bu. Evet. Dediğin gibi evet. Her ülkede bu problemler var. Ülkemizde de kadın problemleri var. Biz de bunlar üzerine çalışıyoruz. Çocuk problemleri var. Senin sanırsam bir de Three Idiots filmin vardı. O biraz daha eğitimle alakalı bir filmdi benim hatırladığım kadarıyla. Eğitim de üzerinde duruyorsun. Çocuklar ve kadınlar. Gerçekten evet, evet. Üçü de kemikleşmiş problem birçok ülkede. Evet, bence eğitim çok önemli bir konu. Yani artık eğitime bakışımız, çocuklara bakışımızın dünyanın her yerinde değişmesi lazım. Yani bugün dünya çok hızlı değişiyor ve eskiden iyi eğitim olarak değerlendirdiğimiz bir şey artık işe yaramıyor. Bir zamanlar bilgi çok önemliydi. O yüzden eskiden çok şey bilmeniz gerekiyordu. Bugün bilgi telefonunuzun ucunda. Bir şey öğrenmek istediğinizde hemen cevabı bulabiliyorsunuz. Yani bugün eğitim bilgi edinmek değil, bilgiyi nasıl kullanacağımızı öğrenmemizle ilgili diyebilirim. Evet, biraz geçelim yarışmamıza. Kimlerle beraber geldin yarışmamıza? Hayranlarım bugün yarışmada bana eşlik ediyorlar. Ailem benimle birlikte Türkiye'de değil ama hayranlarım burada. Üç tane hayranım burada benimle birlikte bulunuyor. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi biraz. Merhabalar, ben Mine Topçu. Sakarya'dan geliyorum buraya sevgili Amerikan için. Söyleyebileceğim tek bir şey var. Hayatımda bana ilham veren en büyük öğretmenlerden biri kendisi. Siz sinemayla mı ilgileniyorsunuz efendim? Ben normalde tarihçiyim. Ama yani alan fark etmiyor. Her şekilde ondan her konuda ilham alınabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben Melisa Kirman. İstanbul'dan geliyorum. Amirhan için söyleyebileceğim şeylerden hani kelimelerle tarif edemiyorum diyebilirim. Onun sadece biz üçümüzü değil de Türkiye'deki bütün hayranlarını ailesi olarak gördüğünü biliyoruz ve bu yüzden ona teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Merhaba, ben de İlknur. Biz de bu ailesini temsil etmek için buraya geldik. Teşekkür ederiz. Peki, hoş geldiniz. Bugün Amir Kağan buradan kaç lirayla ayrılır sizce efendim? Yani umudumuz en yüksekle, en yüksek puan, en yüksek parayla kazanmasını diliyoruz. Evet Amir, arabayı yenilemek için buraya katılmışsın duyduğum kadarıyla. Arabamı yenilemek mi? Şey ya, evet abi, gerçekten yarışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Oyun oynamak, bilgi yarışmalarını çok severim. Ve biraz para kazanabilirim diye umuyorum. Buradaki hayır kurumlarına bu parayı bağışlamayı düşünüyorum. Evet. Hazırsan yarışmaya geçelim mi? Hazırım, hazırım. Yarışma başlıyor. Düğünlerde gelinler çiçek buketini genellikle kimlere doğru atarlar? A. Evlilere, B. Bekarlara, C. Garsonlara, D. Müzisyenlere. Düğünlerde gelinler çiçek buketini kime atarlar? Müzisyenlere demek isterdim ama bence B, bekarlara atarlar. Ve son kararım B. Hindistan geleneklerine girmeyi başarabildi mi çiçek atma töreni efendim? Hayır, Hindistan'daki düğünlerde bu adet yok ama çiçek atma adetini biliyorum. Dünyanın pek çok yerinde gördüm. Ama Hindistan'da pek çok başka güzel adetlerimiz var. Düğünlerimiz bazen 7 gün, tam bir hafta boyunca devam eder. Bir hafta boyunca. İkinci soruyla devam ediyoruz efendim.
Hindistan'da yeni alınan aracın tekerinin altına limon koymak, Türkiye'de yola çıkan aracın arkasından su dökmek gibi adetler ne için yapılır? A. Sağ salim gidilmesi. B. Sigorta ödemesinin az olması. C. Az yakıt harcanması. D. Aracın kirlenmemesi. A. Sağ salim gidilmesi için. Bundan eminim. Son kararım bu. A şıkkı. Sağ salim gidilmesi. Tebrikler. 1.000 lira kazandın. Teşekkür ederim. Hindistan'ın para birimi nedir efendim? Rupi. Hint rupisi. Hint rupisinde kaç liraya değer acaba 1.000 lira? Bilmiyorum. Benim matematiğim gerçekten kötü. Tam ödül 300.000 dolar civarı efendim. Büyük ödül 300.000 dolar. Peki 1.000 lira kaç dolar yapıyor? Almost 300 dolar. 300 dolar yani yaklaşık 6, 5... Sanırım 500 dolar ya da 50 dolar yapıyor, bilmiyorum. Benim matematiğim iyi değil. Nasıl karşılandığını düşünüyorsun Türkiye'de? Kültür Bakanlığı seni buraya davet etti. Hem kendi filminin tanıtımı evet. için hem de çocuklarla ilgili evet. bazı projelerim var. Nasıl karşılandığını düşünüyorsun? Türkiye'de gerçekten son derece güzel zaman geçirdim. Farklı yerlerde tüm hayranlarımla buluştum. Ayrıca Kültür Bakanı'yla da buluştuk. Sayın Cumhurbaşkanı'yla buluştuk. Onlarla buluşmak gerçekten güzeldi. Herkes son derece sıcakkanlı ve sevgi doluydu. Türkiye'den çok güzel anılarla ayrılacağım. Türk insanları son derece ilgili ve sevgi dolu insanlar. Gösterdikleri sevgiden çok etkilendim gerçekten. Türkiye'den böyle bir ilgi bekliyor muydun? Aslında neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ama İstanbul'a indiğimde büyük bir ilgiyle karşılandım. İnsanların gösterdiği sevgiden çok etkilendim. Aslında Türkiye hakkında olumlu bir izlenimim vardı. Çünkü son 5 yıl içinde hayranlarım Facebook ve Twitter'dan bana yazıyordu. Ve güzel ülkeniz hakkındaki ilk izlenimim güzel insanların sayesinde oluştu. Bu çok güzel bir tecrübeydi. Türkiye'nin insanları son derece sevgi dolu. Sıcakkanlı ve arkadaşça yaklaştılar. O yüzden burada bulunduğum için çok mutluyum. Onlara bu sevgileri için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Biz de seni burada görmekten çok mutluyuz Emir. Teşekkür ederim. Evet, hazırsan 3. soruyla devam ediyoruz. Evet, devam edelim. Geliyor efendim. Superman çizgi romanlarında aşağıdan bakanlar gökyüzünden geçen şeyin Süperman olduğunu fark etmeden önce ne derler? A. Bu bir kuş. Bu bir uçak. B. Bu bir dram. Bu bir trajedi. C. Bu bir yarasa. Bu bir ejderha. D. Bu bir yıldız. Bu bir meteor. Cevap A şıkkı. Bu bir kuş, bu bir uçak. Yani son kararım bu bir kuş, bu bir uçak. Süper kahramanlardan en çok sevdiğin hangisi? Amerikan mı? Filmlerinden bahsediyorum tabii. Amerikan filmlerindeki süper kahramanlar. sanırım Superman, Spider-Man'i seviyorum. Yani hemen hepsini seviyorum. Iron Man. Evet, Iron Man'i de seviyorum. Evet, Iron Man de iyidir. Evet. Sen de filmlerinde çok ayrı karakterleri oynuyorsun. Hepsi ayrı kahramanlar. Mesela Dangal'da evet. gördüğüm kadarıyla 5 haftada 35 kilo birden verdin. Sonra başka bir filminde evet. tamamen bambaşka bir karakter. Neler söylemek istersin bunlarla ilgili? Bu film için çok kilo almam gerekti. Ve bu 4 kız çocuğunun babasını oynamam gerekti. Ayrıca bu adam eski bir güreşçi. Bu yüzden çok kilo aldım. Ayrıca aynı filmin başında bu karakterin genç halini de oynamam gerekti. Önce karakterin yaşlı olduğu kısmı çektik. Bu sırada ben kiloluyum, fazla kilo aldım. 97 kilo oldum. Vücut ağırlığım %37 arttı. Göbeğim buraya kadardı. Evet, buraya kadar çıkıyordu. Sonra
5 ay içinde aldığım kiloları verip güreşçi, bir genç güreşçi gibi görünmek zorundaydım. Vücudumu değiştirmek zorundaydım. Yani 5 ay içinde. Evet. Çok güzel bir şey söylemişsin orada. Röportajını dinledim. İlk önce şişman olarak başladım ki sonra zayıflamak için motivasyonum vardı. Eğer ilk önce zayıf başlasaydım filmden sonra kilolarımı veremezdim demişsin. Evet. Evet, doğru. Yani eğer önce genç hali çekip sonra kilolu hali çekseydik film bittiğinde zayıflamak için hiçbir sebebim olmayacaktı. Vücudumu tekrar şekle sokmam biraz zor olacaktı doğrusu. Ama burada bana vermiş olduğun mesaj daha çok filmlerin için yaşadığın. Yani normal hayatta çok çok da fazla önemsemiyorsun anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bir aktör olarak bizim bir ayrıcalığımız var. Yani hayatımızda farklı karakterleri yaşıyoruz. Farklı karakterlere dönüşüyoruz. Karım sık sık espri yapıyor. Her yıl farklı görünüyorsun. Her yıl farklı bir kocam var. Bazen şişman, bazen uzun saçlı, bazen dalgalı saçlı, bıyıklı, bıyıksız. Yani evet, eğlenceli. Evet, bir oyuncu arkadaşım böyle pasaport kontrolünde yurt tabii, dışında. Ben de pasaportla ilgili çok sorun yaşadım. Haklısın. Polis seyahat ederken bir özel odaya aldı ve şu soruyu sordu. Sen kimsin? Ne zaman seyahate çıksam bir sorunla karşılaşıyorum. Çünkü ülkeye giriş yapıyorum ve pasaport kontroldeki görevli önce pasaportuma bakıyor, sonra yüzüme. Ve bu sen değilsin diyor. Kim bu? Onlara aktör olduğumu ve sürekli yüzümü değiştirdiğimi söylemem gerekiyor, evet. Peki efendim. Devam ediyoruz. Dördüncü soruyla. Tamam. Gelsin tamam. Lütfen. Asist kralı olan biri hangi sporu yapıyordur? A. Golf. B. Tenis. C. Basketbol. D. Badminton. Tenis ve badminton olmadığını biliyorum. Bence doğru cevap golf. Basketbol. Daha önce basketbol veya golf oynamadım. Bu ikisinden biri tenis ve badminton olmadığını biliyorum. Golf. Basketbolu seçeceğim. C basketbol. Evet. C basketbol. Son kararım. Finally. Az kalsın. Golf diyecektim. Bu iki oyunu daha önce hiç oynamadım mı? Golf ve basketbol. Bunları çok oynamadığım için bu konu hakkında pek fikrim yoktu. Evet. Diğerlerini oynadın mı? Evet, tenis ve badminton oynadım. Badminton? Evet, evet, evet. Badminton oynamayı severim. Sırada beşinci soru var. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra hı-hı, soru gelecek. Dinliyoruz. Oh. Avaramu. Ya kardeş ya bahtımız ne karahu. Avaramu. Avaramu. Ya kardeş yahu bahtımız ne karahu. Avarahu. Evet. Raş Kapur'un dünyaya tanıttığı Avarahun adlı şarkının dinlediğiniz Türkçe versiyonunu söyleyen şarkıcı kimdir? A. Selami Şahin. B. İzzet Altınmeşe. C. Mahmut Tuncer. D. Ferdi Özbeğen. Of, hayır bilmiyorum. Bunu bilmem imkansız. Seyirciye sorabilirsin istersen. Şey ben bu cevabı bilmiyorum. Yani Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Joker kullanmak istiyorsun. Evet, Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Seyircilere sormak istiyorum. Onlar bu cevabı kesin biliyordur. Seyirciye soralım evet. Efendim. Pekala, evet. Sevgili seyirciler. Raj Kapoor'un dünyaya tanıttığı Avarahun adlı şarkının dinlediğiniz Türkçe versiyonunu söyleyen şarkıcı kimdir? A. Selami Şahin, B. İzzet Altınmeşe, C. Mahmut Tuncer, D. Ferdi Özbeğen. Süreniz 10 saniye. Süreniz
Seyircilerin %84'ü B şıkkı İzzet Altınmeş demiş. İzzet Altınmeş. Şey ya, seyircilerin tavsiyesine güveniyorum. Aynı düşünmüyor musun onlarla? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Umarım siz doğru cevabı biliyorsunuzdur. Seyircilerin cevabına güveniyorum. Evet, ben B diyeceğim. Finally. Son kararım B. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, bizim de çok sevdiğimiz bir şarkıydı bu. Türkiye'de filmi çok sevildi. Şarkısı çok dinlendi. Çok meşhurdu efendim. Altıncı soruyla devam ediyoruz. İspanyol merdivenlerinde oturuyor, Trevi Çeşmesi'ne para atıp dilek tutuyorsanız hangi şehirdesinizdir? A. Madrid. B. Paris. C. Milano. D. Roma. Roma. Ben D şıkkını seçiyorum. Ve bu son karar. Fanların sana yardım etmek istiyorlar ama nafile. Evet. Kendinizi evet. Zorlamanıza gerek yok. Tamam. Altı soruya doğru cevap mı verdim? Evet, altı tane soruyu doğru cevapladın. Şimdi ikinci baraj sorusu var sırada. Yedinci soru. Yedinci soru. Yedinci tamam. Soru, tamam. İkinci baraj sorusu. Telefon jokerin var. Yarı yarıya joker hakkın var ve eğer bu soruyu da bilirsen çift evet. Cevap joker hakkı eklenecek. Slumdog Milyoner'i mutlaka izlemişsiniz. Aha, evet. Evet, evet. Neler söylemek istersin filmle ilgili? İzledim. Evet, güzel bir filmdi. Çok beğendim. Yönetmenliğini de Danny Boyle yaptı. Çok gerçekçi değildi açıkçası. Biz Hindistanlılar olarak pek isabetli bulmadık. Ama şey, tüm dünyada sevildi ve büyük bir başarı elde etti. Evet, evet. Galiba aktörlerin Amerikan aksanıyla Hintçe konuşmaları seni birazcık rahatsız etmiş. Evet. Şey evet, bu biraz zordu çünkü Hindistan'daki izleyiciler için yani gerçek hayatta nasıl olduğunu bilenler. Ama dünyanın pek çok yerindeki insanları anlıyorum ve yok, filmi çok sevdiklerini dostum biliyorum. Abi. Bizim ülkemizde de bazen böyle konuşanlar var. Evet. Evet. Peki hazırsan yedinci soruya geçiyoruz efendim. İkinci baraj sorusu geliyor. 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Kazuo Ishiguro'nun son kitabı hangisidir? A. Gömülü Dev. B. Nemesis. C. Kalp Koleksiyoncusu. D. Dublinliler. Hayır, bu sorunun cevabını bilmiyorum ve telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki jokerleri tanıyoruz efendim. Aa, Kiran Rao, evet. Zahira Vasim, Cem Öğretir. Cem'le hemen arkadaş olmuşsun. Onunla röportajda tanıştık. Üç kişiden biri olarak onu tutmak istedim. Ama Kiran'ı aramak istiyorum. Eşimi aramak istiyorum. Öyle mi? Evet. Pekala efendim. Kiran Hanım'ı arıyoruz. Biraz fazla yazacak bize. Hindistan'ı arıyoruz. Ama canı sağ olsun Amir. Sıkıntı değil. Ödemeli... Ya bir şey yok. Ödemeli diye bir şey vardı bizim ülkemizde. Onun şakasını yaptım. Seninle alakası yok. Evet. Kiran'ın cevabı bildiğini düşünüyorum. Umarım biliyordur. Edebiyat dalındaki Nobel ödülü ne olabilir? Gömülü Dev, Nemesis. Aslında çok okurum ama bu soruyu bilmiyorum. Hi Kiran, this is Murat Yıldırım.
from Who Wants to Be a Millionaire. Hello. How are you? How nice to be in Istanbul via telephone. Yeah. Your husband like a lot Istanbul. He don't want to come back. Well, that's good for me. I'd love to move there too. Yeah, see you Istanbul so too. How is he doing so far? Is he doing okay? Yarışmada iyi gidiyor mu? He's okay, he's okay. Okay. He wants to ask you a question. If you're ready, you have 30 seconds. Mm-hmm. Okay. Please, Amir. Aa, 2017 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Kazuo Ishiguro'nun son kitabı hangisidir? A. Gömülü Dev, B. Nemesis, C. Kar Koleksiyoncusu, D. Dublinliler. It's the Buried Giant. Gömülü Dev. Emin misin? I think so maybe. Tamam, okay, o zaman Gömülü Dev. Azat nasıl? He's good. He's good. Biraz süren var da canım. Cevabımı aldım nasıl olsa. Tamam. Sana dedim çok yazıyor dedim buradan orası. Bu kadar. Tamam. Eşim Gömülü Dev cevabını söyledi. Ben de A, Gömülü Dev cevabını seçiyorum. Ve son kararım bu. Evet, ailece kitap okumayı çok seviyorsunuz anladığımız kadarıyla. Evet, evet. Kitap okumayı çok seviyoruz. Ben de çok okurum. Her gece Mumbai'deki evimizde Kiran ve ben Azad'a uyumadan önce kitap okuruz. Gerçekten biz çok kitap okuyan bir aileyiz. Evet. Tebrikler. İkinci aşamayı geçtin. Şimdi bir joker daha kazandın. Çift tamam. Cevap joker hakkın oldu. Tamam. Double dip. Çifte cevap. Joker'in ismi. Aa. Aha, tamam. Şimdi anladım. Ne işe yaradığını sana anlatacağım, yardımcı olacağım. Bununla beraber tamam. Diğer jokerini kullanırsan eğer 30 bin lira yani bir sonraki ödülü garantiliyorsun. Aha. Ama eğer soruyu biliyorsan bir sonraki soruda kullanmanda fayda var. Yani 60 bin lirayı garantilersin o zaman. Tamam, tamam. Evet sevgili seyirciler, 30 bin lira değerindeki 8. soruyla devam ediyoruz. Hangi şarkıcının Unplugged in New York adlı performansında giydiği hırka bir açık arttırmada 140.800 Amerikan dolarına satılmıştır? A. Kurt Cobain. B. Elvis Presley. C. Freddie Mercury. D. John Lennon. Hayır, bu sorunun cevabını bilmiyorum. Zamanımız var, biraz düşünebilirsin. Bu şey... Hangi şey, sırka giyerdin bunlardan? Şey. Önce oradan gidelim bence. Daha mantıklı değil mi? Şıklardan gidelim. Mesela Elvis Presley diyorsun. John Lennon ve Elvis Presley değil bence. Öyle olsaydı bunu bilirdim. Freddie Mercury veya Kurt Cobain. Freddie Mercury veya Kurt Cobain. Kollarından sarkmış bir şekilde. Genelde böyle çok cool fotoğrafları vardır. O zaman Kurt Cobain. Ben bununla Kurt Cobain diyeceğim. Paranın yarısını bana vereceksin ama değil mi? Evet, Kurt Cobain son kararım. bakalım doğru muymuş? Teşekkür ederim. Çok zor bir soruydu. Çok zordu. Hangi grupları daha çok dinlersin? Elvis'i severim. Elvis Presley'in büyük bir hayranıyımdır. Aynı zamanda John Lennon, Beatles'ı da severim.
Ama ben daha çok 1950 ve 1960'lar Hint müziklerini dinlemeyi çok seviyorum. Aynı zamanda Pink Floyd, Jethro Tull, Simon & Garfunkel. Evet, Elvis. Evet. Evet. Şu anda 60 bin lirayı garantiledin. Hı hı. Hazırsan 9. soruyla devam edeceğiz. Hazır mısın? Tamam, tamam. Evet sevgili seyirciler, 60 bin lira değerindeki 9. soruyla devam ediyoruz efendim. Napolyon'un kardeşi Louis Bonaparte, Hollanda halkına Flemenkçe yaptığı konuşmada dili sürçtüğü için Hollanda'nın kralıyım yerine hangisini söylemiştir? A. Hollanda'nın tavşanıyım. B. Hollanda'nın sincabıyım. C. Hollanda'nın atıyım. D. Hollanda'nın kelebeğiyim. Hayır, bunu bilmiyorum. O yüzden joker hakkımı kullanmak istiyorum. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Hangi jokeri seçeceksin peki? Eğer yarı yarıyı seçersem iki şık eleniyor değil mi? Ve ben... Tabii ki sonra istersen devam edip diğer jokeri de seçebilirsin. Ama eğer çift cevap hakkını seçersen o zaman geriye dönüşün olmuyor. Yarı yarıya başlaman daha mantıklı. Yarı yarıya. Yes. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki hala iki tane yanlış cevabı eliyoruz efendim. Geriye A ve B şıkları kaldı. A, Hollanda'nın tavşanıyım. B, Hollanda'nın sincabıyım. Hollanda'nın sincabıyım. Cevabı hala bilmiyorum. O yüzden şimdi çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son joker hakkım. Peki hala çift cevap joker hakkını da kullanmak istedin. Soruyu garantiledin. Bunlardan tahmin ettiğin bir cevap var mı? Önce onunla başlayalım. Hangisini söylemek istersin? Tahminim Hollanda'nın tavşanıyım. Bu sadece bir tahmin. Kalbimden geçen bu ama tabii bilmiyorum. Oh! Tahminim doğruymuş. Keşke joker hakkımı kullanmasaydım. Kalbin sana doğru cevabı verdi ama çift cevabı kullanmış oldun. Dolayısıyla hiçbir jokerin kalmadı şu anda. Ama 60 bin liram var. Filmlerde dil sürçmeleri çok oluyor mu? Evet, yani bazen yanlış replik verdiğimiz oluyor ama film olduğu için tekrar çekebiliyoruz, evet. Tabii burada sen bunu risk edemezdin, tahmin ettin ama bağış yapacağın için garantilemek istedin. Evet. Amir, merak ettiğim bir... sorum var. Hindistan'da onlarca din var ve 1,5 milyar civarında insan yaşıyor. Ve yapmış olduğun PK filminde de dinlerin yozlaştırıldığını anlatıyordun. Ve hiç çekinmeden bu filmi yaptın ve insanların da beğenisini kazandın. Neler söylemek istersin bununla alakalı? Hindistan'la ilgili şu bir gerçek ki, çok farklı fikirlere açık bir ülkede yaşıyoruz. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Ve Hindistan'da Hindular, Müslümanlar, Hristiyanlar, Sihler, tüm bu dinlerin tümü en içten duygularla takip ediliyor. Benim filmim aslında dinin kendisi hakkında değil. Çünkü... bu inanca karşı bir film değil ama dini yanlış kullananlara ve insanları yanlış yönlendirip avantaj sağlayan kişilere karşı bir film diyebilirim. Zaten yozlaştığını değil de yozlaştırıldığını dedim sorumda da. Evet, katılıyorum kesinlikle. Ben de aynı düşüncedeyim. Ama film Hindistan'da çok tuttu ve Hindistan sinema tarihinin en iyi gişesini yaptı. Ve bu bize şunu gösterdi ki Hindistan halkının çoğu... gerçekten filmi benimsedi ve film bu derece başarılı oldu. İnsanlar filmi gerçekten sevdi. Yani filmin başarısı bize şunu gösteriyor ki biz filmde ne anlattıysak
Herkes de bizim gibi hissediyormuş. Herkes aynı şeyi düşünüyormuş diyorsun. Evet, bence Hindistan'da ve Hindistan dışında filmi seyreden pek çok insan filmin anlattığı hikayeyle aynı fikirdeydi. Ve bu yüzden film büyük bir başarı elde etti. İnsanlar şu tarz şeyleri seyretmekten hoşlanıyor mu sence? Evet, bunu ben de biliyorum. Evet, bu benim de problemim. Mesela çok bildiğimiz işte kişisel gelişim kitaplarında bunlara çokça rastlarız. Evet, bunu ben de biliyorum. Benim problemimden bahsediliyor ama galiba sanat burada devreye giriyor. Yani insanlara konuşmamızın başında söylediğim gibi mesajını nasıl verdiğinle alakalı. Ve sen bunu güzel veriyorsun. Sosyal bir konu hakkında konuşurken dikkat edilmesi gereken konu şu. Ben bunu sevgiyle söylemek istiyorum. Bunu severek ifade etmek istiyorum. Tabii ki çoğu zaman pek çok insanın bizimle aynı fikirde olmadığı şeyler söyleyebiliyoruz. Bazen de onların söylediğinden farklı düşünüyoruz. Ama burada önemli olan bizim iletişimimiz, enerjimiz pozitif ve sevgi dolu olmalı. Ben size sevgiyle bir şey söylersem, bana katılmasanız bile bana kızmazsınız, dinlersiniz. Benden rahatsız olmazsınız. Çünkü şunu anlarsınız ki söylediğim şeyi sevgiyle söylüyorum. O yüzden sosyal bir konudan bahsederken bunu çok sevgi dolu bir şekilde ifade etmeliyiz. Ben böyle yapmaya çalışıyorum. Peki söylemek istediğin şeyleri daha çok sadece filmlerinle mi tercih ediyorsun yoksa politik alanda da bazı söylemlerin oluyor mu? Mesela sosyal medyayı ne kadar kullanıyorsun? Bazen kullanıyorum ama daha çok işlerimle ilgili insanlarla iletişim kurmak istiyorum. Filmlerim, televizyon şovlarımla. Bazen öyle konular oluyor ki toplumda yaşayan vatandaş olarak ben de fikirlerimi ifade etmek istiyorum. Ve aslında şanslıyız ki Hindistan'da demokratik bir sistem var. Bu yüzden fikirlerimi söylemekte özgürüm. Peki, teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Evet Amir, hazırsan 125 bin lira değerindeki 10. soruyla devam ediyoruz efendim. Guinness Dünya Rekorlarına göre yaşayan kelime dağarcığı en geniş kuş olan muhabbet kuşu Oscar toplam kaç kelime konuşabilmektedir? A 448, B 348, C 248, D 148. Seyircilerin de bileceğini tahmin etmiyorum. Bunun D 148 şıkkı olduğunu hissediyorum ama emin değilim. D 148. Yanlış cevaplarsan 15 bin liraya düşeceksin. Eğer çekilirsen 60 bin lirayla çekileceksin. O yüzden cevap vermeden önce iyi düşünmen gerekiyor. D 148 olduğunu düşünüyorum ama bunu riske edemem. Ben yardım için buradayım. Dolayısıyla burada sorumsuz şekilde davranamam. Eğer kendi adıma yarışıyor olsaydım şansımı denerdim. Ve D148 derdim ama şansa bırakmak istemiyorum ve en iyisini yapmak istiyorum. Ben sanırım burada çekileceğim. Evet. Emin misin? Evet eminim. Cevabı bilmiyorum. Tahmin edebilirim ama bu hiç iyi olmaz. Tahmin etmemeliyim. Son kararın mı? Son kararım. Evet. Son kararım. Evet. Tebrik ediyoruz seni. Öncelikle 60 bin lira kazandın ve bunu hayır kurumlarına bağışlayacaksın. Keşke biraz daha devam edebilseydim. Peki cevap verecek olsaydın ne demek isterdin? Tahmin edecek olsaydım D148 derdim. Cevabım bu olurdu. Bakalım cevap neymiş? Evet, bakalım doğru muymuş?
Gerçekten kalbin sana hep doğru cevabı veriyor Amir. Evet, evet, evet. Ama riske etmek istemedim çünkü yardım için buradayım. Yani yanlış olsaydı onların hakkını kaybetmiş olacaktım. Peki tekrar çok teşekkür ediyoruz sana. Buraya kadar geldin. İstanbul'u henüz gezmedin sanırsam. İstanbul'u gezmek için biraz zamanım oldu. Çok güzeldi. Ayrıca sizinle yarışmak da çok güzeldi. Gerçekten güzel zaman geçirdim. Ve çok eğlendim. Sağ ol. Başkalarına yardım edeceğim için de çok mutluyum. Türkiye'de harika zaman geçirdim ve çok güzel anılar biriktirdim. Türkiye'ye eşim ve ailemle bir kez daha gelip daha fazla kalmak istiyorum. Türkiye'yi gezmek ve yakından tanımak istiyorum. Güzel bir ülkeniz var çünkü. Bunu çok isterim gerçekten. Biz de bekleyeceğiz seni eşinle beraber, ailenle beraber buraya. Son filminle ilgili biraz konuşalım istersen. Çok enteresan bir müzik direktörünü canlandırıyorsun filmde. Kulaklarında piercing olan. Hala var galiba. Evet, aslında şimdiki görüntüm, yani hızmam, küpelerim, bunlar benim yeni filmim için. Secret Superstar'da farklı bir karakterim var. Bu filmde benim karakterim biraz ukala, kötü davranışları olan ve işleri kötü giden bir müzik eğitmeni. Kendini beğenmiş, kaba, bencil biri ama yine de komik bir karakter. Ona baktığınızda gülümsüyorsunuz. Bu benim Secret Superstar'daki karakterim. Şu anda Tugs of Hindistan adında bir film çekiyoruz. Çekimlerine yeni başladık. Büyük bir aksiyon ve macera filmi ve gelecek yıl gösterime girecek diye planlıyoruz. Peki filminle sana Türkiye'de başarılar diliyorum. Gerçekten burada çok sevenim var. Seni tekrar burada görmek istiyoruz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben de sana ve filmine başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Seni tanıdığımız için gerçekten çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gitmeden önce buradaki hayranlarımla fotoğraf çekebilir miyim? Tamam. Fotoğraf çektireceğiz arkadaşlar. Siz de gelin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Kim milyoner olmak ister? Bu bölümlük sona eriyor. Hayat bir sınavdır. Umarım bu sınavdan çok başarılı olursunuz. İyi akşamlar.